Sevgili Yaşan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Hüseyin Bıyık'la birlikte otomobil turlarımız devam ediyor. Hüseyin'cim hoş geldin. Hoş bulduk Serkan. Nasıl keyifler? Çok şükür seni sormalı. Ben de iyiyim. Bugün makyajlanan bir Clio var. Evet, yakışıklı bir Clio yanımızda. Yakışıklı, doğru söylüyor. Yakışıklı bir Clio var. Makyaj gördü. Çok dikkat çekici noktaları var. Aslında böyle ilk bakışta anlık belli olmayabilir ama dikkatli baktığın zaman çok dikkat çekici güzel yanları var. Ulaştım, şöyle yaklaşalım araca. Hüseyin'le beraber makyajlı Clio'yu incelemeye başlayalım. Hüseyin, neler değişti? Ön far grubu değişti. Ön tampon ve sis far grubu değişti. Oldukça belirgin LED farlara sahip artık yeni Clio. Ön tamponun da altında göreceğimiz ön liple beraber sis far entegresi birazcık daha dikdörtgenimsi bir hal aldı. Yuvarlaktı. Sis farları dikdörtgen oldu. O dikdörtgen şeklinde gördüğümüz gündüz ledler ne oldu? Farların içine monte edildi. Daha böyle can alıcı bir hale geldi tasarımı Clio'nun. Full led far yapısına sahip. Akşamları inanılmaz bir aydınlatması mevcut. Müthiş, müthiş. Onu içeriden anlatacağız izleyicilerimize. Sevgili izleyenler, şöyle devam edelim yan profile doğru. Yan profilde benim en çok beğendiğim, ki herkes de aynı şeyi söylüyor, 17 inç karartılmış alaşımlı jantlar. Clio'ya çok yakışmamış bir şey. Aynen öyle Serkan. Sanki kristal kesim gibi gözüküyor burada baktığın zaman. Megane'da da benzer formu vardı. Onda da çok sportif duruyordu. Clio'da da gene aynı şekilde çok sportif bir algı yaratmış. Ulaştım, şöyle ilerleyelim. Biraz daha yan profil inceleyelim. Yine aynı tasarımlar. İşte elektrikli katlanabilir aynalar, parmak okuyucu sistemle açılır kapanır. Kapı kolları anahtarsız bir şekilde girebiliyorsun araca. Ne eklenmiş bir de üst tarafta? Yarıya kadar bir panoramik tavan. Yani arka C sütunu çok içerisine almıyor. Ancak yarıya kadar bir cam tavan eklenmiş. Bu da içeride ciddi derecede aydınlık bir atmosfer yaratıyor araç için. Devam edelim. Yine C sütunu da birebir aynı. İşte o bombelikler var Clio'da. Ama biraz daha ilerlediğimiz zaman arka tarafta ne göreceğiz? LED. LED donanımlar. Yani önde gördüğümüz LED donanımları artık arka stop farlarında da görüyoruz. Clio'da arka stop farları da artık LED donanım içeriyor. Evet, ve burada da amblemin içine yerleştirilmiş kamerayı da görebiliyoruz. Geri görüş kamerası. İstersen buraları hareketlendiriyor. Bir de bagajı şöyle açalım. Bagaj aynı. 300 litre. Değişmemiş hacmi. Yani normal değil mi? Sınıfına göre kapasite ortada. Yeterli diyebileceğimiz bir bagaj hacmi mevcut. Ortalama bir dakika kapatmayalım Hüseyin. Şurada bir şey daha göstereceğim. Senin dikkatini çekti. Bu kısmın, şu bagajın kapak kısmının sen mat olduğunu söyledin. Çok güzel bir detaydı. Dışarıdaki parlak yapıyı burada ne yapıyoruz? Mat olarak görüyoruz. Evet. Bagaj kapağının komple iç tarafını mat boyamışlar. Belki korumaya amaçlı. Yani bence dağıtılmamış diye düşünüyorum. Aracın rengi çünkü özel bir renk. Sedefli ve parlak bir metalik renge sahip. Kapı işlerine de baktığımız zaman gene o matlık devam ediyor. Tahminim tüm yapım işlemi gerçekleştikten sonra üzerine çile atıldığını düşünüyorum. O da güzel bir kontrast yaratmış. Ben bu aracı Hüseyin'cim 2 hafta kullandım. Bugün bir değişik yapalım. Uzun teste çıkmıştım ben bu araçla. Bugün sen kullan, olur mu? Tamam, değişikliğe gidelim. O zaman sevgili izleyenler, Emniyet Şeridi devam ediyor. Neyle devam ediyor? Aracın performansıyla, motor özellikleriyle. İçeride ufak tefek değişiklikleri var. Onlarla Hüseyin'cim buyur kardeşim. Evet sevgili izleyenler, aracın içerisindeyiz ve Hüseyin Bıyık'la birlikte aracı incelemeye devam edeceğiz. Hüseyin, dışarıda makyaj gör dedik Clio için. İçeride de aslında en büyük değişiklik sunroof, panoramik tavan, cam tavan. Onun haricinde şanzımanda bir güncelleme var. Onu ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Ancak şöyle, Clio'ya binmemiş, daha önce Clio kullanmamış izleyicilerimiz için gel tasarımını şöyle bir gözden geçirelim. Neler var neler yok. Hatta bugün bize Ulaş da biraz yardımcı olsun. Çünkü Ulaş eski bir Clio kullanıcısı. Aradaki farklılıklar demeyeceğim çünkü içeride büyük farklılıklar yok ama Clio'dan nasıl keyif aldı ondan anlatsın biraz bize. Yine bu ilerleyen dakikalarda olsun. B sınıfı bir araç. Malzeme kalitesi B sınıfına oranla
güzel, ortalama. Yani çok sert böyle plastikler yok. Mesela kapı kollarında bile biz B sınıfında plastik malzemeden şikayet ederiz. Ancak bu araçta böyle yumuşak dokular görebiliyoruz. Ön taraf keza yine aynı. Bir tek işte vites kutusu etrafında çoğu araçta gördüğümüz sıkıntı bu plastik malzemeyi. Plato'da görüyoruz ama B sınıfında tabii ki bu malzeme kalitesini yadırgamıyoruz. Sen neler söylemek istersin genel olarak konforla ilgili? Ya şöyle aslında bütünden gidersek aracım bence kişiselleştirilebilir olmasıyla beraber oldukça keyifli bir konfigürasyonu var. Yani buradaki piyano bilekler, işte şanzımandan geriye doğru baktığımızda hem piyano hem alüminyum renk tonları ve arabanın dış rengiyle uyumlu havalandırma menfezlerindeki bu renk uyumu oldukça arabayı aslında keyifli kılmış. Yani içi cam tavandan dolayı oldukça ferah hissettiriyor. Yani ön tarafta gerçekten keyifli ve geniş bir kabin yer alıyor. Daha bir ferah olmuş. Mesela biz konuşuruz içeride böyle çok siyah ağırlıklı olduğunda işte cam tavanda olmasa bir klostrofobik bir ortam oluşur. Doğru. Bunu ne yapmış? Cam tavanda gidermiş. Ulaş, nasılsın? Uzun zamandır konuşamıyoruz seninle de. İyiyim Serkan, sağ ol. Sen nasılsın? Şöyle biraz ortaya doğru gelir misin? İzleyeceğim, seni de görsün. Beni görmeleri çok zor izleyeceğim. Eski bir Clio kullanıcısın. Neler söylemek istersin? Nasıl? Keyifli miydi Clio kullanmak? Dış ses olarak Clio kullanmak evet keyifliydi. Ya benim işimi görüyordu araba. Şehir içi pratiktir de biraz değil mi? Pratik bir arabaydı. Ufak tefek bir araba. Gayet mutluyduk. Mesela yakıtından memnun muydun? En önemli konu o aslında. Tabii en iyi, albenlerinden bir tanesi de o yani. Çok az yakıyordu araba. Evet. Sakin kullanımlarda. Mutluydum evet. Yakıt. Performansı gayet başarılıydı. Evet, yakıt çok önemli. Yani şehir içi pratik. Böyle İşte orta aile, orta kesim dediğimiz ailelerin alabileceği, keyif alacağı, az yakacağı bir araç Clio. Onun haricinde Hüseyin, dijital bir klima var. Tek taraflı, güncellendi Clio ama yine aynı şekilde orta konsolu birebir görebiliyoruz. Eller serbest çalışır, start stop var araçta. Bununla beraber mesela şöyle güzel bir özelliği var. Ekran çok kullanışlı, ekranı kullanışlı yapan da mesela SD kart var. Bu SD karta harita yükleyebiliyoruz, video yükleyebiliyoruz, müzik yükleyebiliyoruz. Bu şekilde ekranı daha kullanışlı hale getirebiliyoruz. Şu anda da görüyorsun mesela bu harita, normalde SD kartımız olmadan haritayı göremiyoruz. Aynen. SD karta haritamızı yükledikten sonra çok kullanışlı bir şekilde haritaya hakim olabiliyoruz. Ve ergonomik olarak da çok güzel yerleşmiş. Güzel yer değil mi? Sen mesela daha yakınsın. Bugün sen kullan istedim. Özellikle performans köşemizde seninle daha çok konuşacağız. Aracın performansını izleyeceğimizi aktaracaksın. Ekran nasıl ya, yakın ekranın, mı? Yani? Ekranın konumu ve yerleştirilmesi, ben buradaki dizaynı zaten eski Clio'da da aynı şekildeydi ama kadranlarla uyumlu şekilde bir konfigürasyon yapısı olması benim çok hoşuma gidiyor. Ve aynı zamanda R-Link özelliğinden dolayı da telefonunuzu bağlayarak hem Android Auto hem Apple CarPlay özelliğinde aktifleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir donanım B sınıfı segmentinde bir araç için. Çok güzel. Tabii ki kullanışlı bir ekran dedik. İşte buradan Bluetooth'a, AUX'a, araç ayarlarına, servis ayarlarına, diğer multimedyalara, navigasyona, haritaya, her şeye ulaşabiliyorsunuz. O konuda ciddi anlamda güzel bir ekran. Hatta Renault'un spor araçlarında da aynı ekranı görebiliyoruz. Bu ekrandan işte ses efektlerine ulaşabiliyoruz. Evet. Aracı daha böyle efektli bir şekilde işte egzoz efektlerini değiştirerek kullanabiliyoruz. Bu da R-Link 2'nin güzel bir özelliği. İşte burada dil ayarları, ekran ayarları gibi kurcaladıkça ekran daha güzel seçenekler. Biraz küçülmüş mü Serkan bana böyle? Yok, aynı. Sabit ekran, aynen. Bu piyano bileklerle beraber sabit bu şekilde Clio'da bu ekranı alabiliyorsunuz en üst pakette. Dikkatimi çeken kapılardaki ses sistem. Evet. İbaresi yazılı bir şey. Çünkü aslında bunlar çok fazla var. Yoktu. Bir önceki Clio'da da var. Ama bu da güncellenmiş. Daha iyi bir ses sistemi konulmuş araca. Olacak. Daha böyle keyif alıyorsun. Keyifli Renault'da, yolculuklar bizleri bekliyor. Evet, Renault'da o ses sistemi konusunda çok iyi değildir. Yani çok başarılı değildir ama burada sen hoşuna gitti. Müziği içinde hakikaten benim de hoşuma gitti. Keyif verdi yani ses sistemi de. Evet, izleyicilerimize aktarmaya devam edelim teknolojisini aracın. Mesela sen
yine tünelde aldı mı açtı mı kruz kontrol bilmiyorum sabitliği. Yok açmadım ama buradaki kadrandan zaten önümde sol tarafında analog bir devir saati, sağ tarafında yakıt göstergesi, ortada da elips şeklinde yerleştirilmiş bir dijital hız göstergesi var. Orada benim şanzıman göstergem de burada gözüküyor. Sol tarafa çektiğim zaman manuel şekilde bana sayıları gösteriyor. Sağ tarafta drive modunda kendi otomatik değiştiriyor. Üstünde de yol bilgisayarını görebileceğimiz, yol bilgisayarında da yakıt tüketimimiz, anlık yakıt tüketimi, kalan yakıt durumu, geçilen mesafe ve ortalama hızımızla beraber lastik basınç uyarı sisteminin de zaten bu araçta mevcut. Yani ihtiyaç duyduğumuz her şeyi görüyoruz. Evet. Evet. Yani cruise kontrolü de var dedik, sabitleyici ve limitleyici. Sadece adaptif cruise kontrolü yok. O da B sınıfında herhalde bir araçta karşımıza çıktı değil mi? Aynen. Bir araçta gördük onu da. Artık güncellenen araçlarda da yeni yeni teknolojilerle gelmeye başlıyor. Muhtemelen bir tüketici istiyor aslında değil mi? B sınıfı bile kullansa yani yeni teknoloji gördükçe, işte bir de fiyatları gördükçe diyor tabii. Ki mesela şimdi bu araçlar B sınıf araçlar ortalama 100 binden başlıyor dizel otomatikleri. Ya ben diyor işte 100 bin lira vereceksem adaptifimi de göreyim diyor. Ya, talep aslında büyük maliyet. Hani adaptif cruise control büyük maliyet firmalar için. Ama verilen paraya oranla bakıldığında çok da yadırganmamalı. Yani tüketicinin isteği bence yadırganmamalı. Aynen. Sol tarafımda da 4 cam otomatik tuşu. Orası çok iyi konumlanmamış mı? Burası çok keyifli. Yani ben buradan acayip rahat şekilde kumanda edebiliyorum. Çok rahat ulaşıyorsun değil mi? Sadece tek kötü yanı şoför koltuğunda sadece otomatik inip kalkma özelliği var. Diğer 3 camda bu fonksiyon yok. Elinizi burada tutmak zorundasınız. Ama aynaları konfigüre ettiğim tuşların konum ve yerleşimi çok güzel. Ergonomik olarak çok rahat. Sadece burada ergonomik tek bir sıkıntı görüyorum ben bu araçta. Eko ve hız sabitleyici, hız sınırlayıcı tuşlarının şanzımanla vitesin hemen arkasında böyle bir yerde konumlanmış. Dar bir yerde. Olsa, ya bu biraz el alışkanlığı gerektirecek bir alanda evet. Yer alıyor. Mesela konsol üzerinde, orta konsolda olabilirdi veya vites etrafında olabilirdi. Ya araca biraz alışkanlık gerektiriyor. Kesinlikle. O tuşların kullanımı. Ya günlük çok kullandığımız tuşlar olmadığı için ben buraya konulmuş diye düşünüyorum. Yani eko tuşuna bir kere basıyorsun, bir daha tık tık basmıyorsun yani dokunmuyorsun. Ha, çok sürekli kullandığım bir tuş değil. Veya hız sabitleyici gün içinde ne kadar kullanıyoruz ki kullanmıyoruz. Şehir dışına çıktığım zaman kullanıyoruz. Çok el altında tutmamıza gerekiyor. Aynen. Ama yani onları da direksiyon üzerine de entegre edebilir diğer markalarda olduğu gibi. E tabi burada da maliyetten kaçınılmış, birazcık daha maliyetleri düşürmek amaçlı böyle bir yola gidilmiş olabilir. Şey Clio kullanmayalı bayağı olmuştu. Ben bu bu aracı 2 hafta kullandım. O yüzden bugün hatta sana verdim. Tepkimeleri sen de gör diye. Sen kullan istedim. Sanki koltuk konforu da bir tık yukarı çıkmış gibi. Bu Endol paket diye biliyorum. Evet. Endol pakette yarı deri döşemeyle beraber geliyor. Ve kavraması benim gibi hani birazcık daha iri kıyım bir cüsseli insan için bile oldukça güzel. Hem bel hem yanal destekleri oldukça güzel kavrayabiliyor. Konforlu da yani uzun yolculuklarda çok fazla bel ve sırt ağrısı yaratmayacak şekilde bir koltuk yapısı var. Ulaş sen nasılsın arkada? Rahat mısın? Koltuk konforu nasıl? Diz baş mesafen nasıl? Gayet rahatım Serkan. İşte deri koltuklar arka tarafta var. Orta tarafları kumaş. Yani siz tabi biraz şey kullanıyorsunuz. Yani arkada mı? Arkada kullanıyorsunuz evet. Koltukları. O yüzden dizlerim şu an sınırda. Temas ediyor. Yani sınır açmak zorunda kalıyorum. Anladım. Ama baş mesafesi gayet yeterli. Yani Hüseyin arkada kullandığı için ben de hani kamera açımızdan dolayı biraz arkada arkaya aldım koltuğu bugün hani yani eşit görelim diye. Ön taraf çok boş, çok boşluk var. Ben de şu an çok boşluk var. Bayağı bir ileri alabilirim yani. Sen çok daha rahat edersin orada. Anladım. Yani baş mesafende var mı sorun? Yok hayır baş mesafesinde bir problem yok. Onun haricinde koltuklar gayet dediğin gibi konforlu ve o zaman motor özelliklerimize geçelim. Motor değişmedi. Yine aynı. Aynı. 1.5 dizel. Renault'un en güzel kombinasyonu. 1.5 dizel otomatik. EDC şanzıman. Evet. Otomatik şanzıman. 90 beygir. Aslında bir üst motoru da çok tutuluyor Renault'un. O kombinasyon da iyi ama 90 beygirlik olanı hakikaten Türk tüketicisi için özellikle yakıt tüketiminde çok büyük katkılar sağlıyor. Çok güzel bir motor seçeneği bizler için. Yakıtımız pahalı. Biz de bu şekilde araçlardan faydalanabiliyoruz bu anlamda, yakıt anlamında.
220 Nm torku var değil mi? Hı hı, aynen. Güçlü de yani, yani seri de bir araç. Torka baktığımız zaman 220 Nm tork güzel bir ünite. Güzel bir değer. Onun dışında maksimum 176 km'de görebiliyor bu araç. Neredeyse 180'e ulaşıyor. Güvenli hızla. Aslında daha üstlere çıkabilir. Ancak ondan sonrası biraz kontrolden çıkıyor gibi. Biraz da rüzgar aldığı için araba hani şerit tutmak zor olabilir. 0-100 km hızlanması yaklaşık 13 saniye. Çok hani beygirinden de anlaşılacağı üzere çok ani ataklar yapabilen bir araç değil. Sadece ara hızlanmaları ve şehir içi pratiklik anlamında çok hızlı ve atik bir araç diyorum. Ve buradan artık sözü sana bırakıyorum. Biraz performans dene, biraz şanzımanı dene. Şanzıman geçişleriyle ilgili neler söyleyeceksin? Performansıyla ilgili neler söyleyeceksin? İzleyeceğim zaman lazım. Önce Eco'yu devre dışı bırakalım buradan. Eco modumuzu şu anda devre dışı manuele alalım ve biraz gaza oturalım. Yani özellikle şanzıman tepkimeleri ya şanzıman çift kavramalı bir şanzıman olduğu için oldukça aslında akışkan bir konfigürasyonu var. Yani düşürmek istediğim zaman 4, 3 çok güzel tepkiler verebiliyor. Neredeyse 2'ye kadar müsaade edecekti. Şu an 2, 3, 4500 devire kadar da neredeyse bu motor devir çevirebiliyor. Şu anda aracın üzerinde 17 jant olduğu için yol tutuş anlamında da bize ekstra bir artısı da var. Ekstra bir güven veriyor değil mi? Yani şu an virajlarda, virajlara girip çıkarken arabanın yanal yatma durumları çok fazla yok hissettirmiyor. Bir de bu araçlar önden kopma yapar. Yine yapıyor. Hafif ben çok agresif denemelerim olmuştu. Yani çok agresif derken hani viraja hani mesela 50 ile girecek yerde mesela 60-70 ile girmiştim. Çok böyle kopmalar değil ama yapıyor. Evet. Kopma yapıyor. Şanzıman tepkimleri şundan soruyorum sana. Mesela çoğu tüketici Clio'da ben forumlarda okuduğumdan söylüyorum. 1 ile 2 veya 2 ile 1 arası ufak bir boşluğun olduğunu söyledi. Hı-hı. Çok şikayet geldi. Renault da bunu güncelledi. Gidiyorsun herhangi bir Renault Maris bayisine ve güncelliyor şanzımanını. Bu araçta yani 2018'de hazır güncellenmiş şekilde geliyor. Hı-hı. Ve artık o sorun yok. O arıza yok. Ya yazılımla beraber tabii tüm bunlar çözülebiliyor. Çift kavramalı zaten şanzımanın en büyük sıkıntısı kalkış tepkilerindeki birazcık daha geç tepki vermesinden kaynaklıydı. Yazılımla beraber bence bu tepki birazcık daha düşürülmüş ve çift kavramın hızlı geçişleri oldukça başarılı. Yani hiçbir şekilde zaten şanzıman geçişini hissetmiyorsun. Şu anda dry modunu aldım. Yani gaza basılan vitesi düşürdüğünü hissediyorum. Ses olarak hissediyorum. Herhangi bir fiziksel bir tepki yok. Evet, vitesi düşürdük, yükselttiği zaman fiziksel bir tepki yok. En ufak bir sarsıntı yok. Hızlanma verileri bence oldukça başarılı. Şu an 90 km gaza basmanda 120. Yani B sınıfı bir araca göre oldukça iyi değil mi? Yani motor şanzıman uyumu zaten bu iyi bir konfigürasyon. Onunla beraber yakıt verimliliği de oldukça başarılı ve dayanıklı bir motor. Ya Renault'da bence tüm ürün gamında bu motoru kullanarak motorun ne kadar başarılı olduğunu ispatlıyor. Ya yakıt dedin, o kadar güzel yere değindin ki aslında bu performansa, bu yakıta baktığın zaman zaten 5 yıldıza çıkıyorsun direkt. Aynen. Çünkü ben sana şeyi gösterdim, ortalamaya sen inanmadın. 5.4 dedim, Hüseyin dün trafiğe girdim dedim, işte boş alanlarımda oldu ama dedim işte devirli kullandım. Çünkü az yakıyor araç, devirli kullanmak daha keyifli geliyor az yaktığı için. Yani biraz daha sakin kullanımlarda bunu şehir içi diyorum bak üstüne basa basa 5 litreye kadar indirebiliyorsun şehir içinde. Fabrika verileri 4.3 veriler var. İşte boş, tek başına kullanırsan, araç hafif olursa ve gerçekten sakin kullanırsan bu verilere yaklaşmamak elde değil. Yani aynen, yaklaşırsın. Çok rahat bir şekilde 4.3 litrede görürsün. Bu da ne yapıyor? Kilometrede 24-25 kuruş yapıyor ki bu dönemde hiçbir şey değil. 24-25 kuruş. Gelelim şehir dışı fabrika verisine. 3.3 diyor. Çok iddialı bir rakam. Yani ben Bilecik'e gittim bu araçta. Ne yaptım? 4.7 yaptım uzun yolda ama 90-100'e gitmedim yani hani 120 gördüm. Üstünde gittim. Tabii devirli kullandım. Otoban limitlerine gittiğin zaman aynen. 4.5'lar aslında çok rahat iyi bir şekilde, çok rahat bir şekilde bu değerlere ulaşabiliyorsun. Yani gerçekten Renault yakıtta Dacia grubuyla beraber çok iddialıdır. Bu aracında da ve güncellenen şanzımanıyla da bu iddiasını sürdürmüş. Aynen. Ya ben bu aracı daha önce kullanmıştık. Yaklaşık 2 yıl önce falan kullanmıştık diye hatırlıyorum.
baktığımız zaman belki fiziksel bir değişiklik yok gözükse de altyapısal ciddi iyileştirmeler var. Gerek şanzıman uyumu birazcık daha kalitelenmiş, gerek jant büyümesi ve direksiyon tepkileriyle araç birazcık daha hani güven ve konfor anlamında iyileştirmeleri mevcut. Yani Renault Talisman'la beraber açtı o çığırı. Çağatladı resmen, evet. Talisman'la birlikte. Tasarımla beraber. Evet. Bütün araçlarında göreceğiz ki ben aslında yeni Clio'yu çok merak ediyorum. İşte bundan sonra ne olacak acaba? Çünkü bu paketi çok tutuldu. Yani bu sınıfın en çok satan araçlarından bir tanesi aslında. Kesinlikle. Clio. Yani bu tasarımı, bu şekli Clio'nun inanılmaz tutuldu. Bakalım bundan sonra ne bekliyor tüketicileri? Clio'da ne göreceğiz? Yani hani bir Megane benzeyecek. Tahmin edebiliyorum az çok. Yeni Megane. Ama dedim dur kalk yaptı. Hızlanma aynen. Ama ben çok daha başarılı bir tasarım bekliyorum Clio'da. Ama ben şöyle bir sadece kendi düşüncemi belirtmek isterim Serkan. Tabii ki. Ben bu ön far grubunu yani LED ambiyans dışarıda da anlattık ama aracın içindeyken gece yolculuklarında inanılmaz hoşlanıyorum. Yani, çakar far da var. Ya inanılmaz derecede uzun bir selektör şeyi var, yansıması var. Çok net gösteriyor. Yani hani arkadan gerçekten çok lüks bir araç geliyormuş gibi bir hissiyat var. Evet, aynen öyle. Farlar kapalıyken de o yani, şeyin gündüz ledleri oldukça güzel yansıma yapıyor. Renault bence hakikaten tasarımda biraz dediğin gibi Talisman'la beraber işin boyutunu değiştirdi. Ağzına sağlık diyorum. Eklemek istediğin bir şey varsa. Ben teşekkür ederim Serkan. Çok keyifliydi bugün. De gene bir testle beraberdik. Sevdiğimiz de bir araç. Clio. Gün içinde de çok gördüğümüz araçlardan bir tanesi. Ulaş'ım ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Haftaya izleyeceğimiz seni görecek bu arada. Son lansmanına gideceğiz. Seninle birlikte. Hüseyin'e bir haftalık ara vereceğiz. Seninle birlikte olacağız. Sen de bu durumdan hoşnut olacaksın herhalde. Bakalım göreceğiz. Sevgili izleyenler, bu haftalık da bizden bu kadar. Renault Clio'nun güncellenen paketiyle birlikteydik. Bizleri izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yepyeni bir araçta yani cumartesi 14.30'da Ülke TV ekranlarında görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.